Selamünaleyküm everyone. Bugün size yine bir video ile geldik. Bu videoda 2020 model iPhone SE ile bir DSLR'ın karşılaştırması olacak. Bu videodaki hani şey otomatik modlarda çekiliyor bütün karşılaştırmalar. Video olsun, şey olsun, fotoğraf olsun hepsi otomatik modda. Ve şey, DSLR için ise kit lensle beraber. Ama önce bir gelelim iPhone SE'nin teknik özelliklerine. iPhone SE 2020'de 12 megapiksel geniş açı kamera, 1.8 diyafram, 5 katı kadar dijital zoom, portre modu, optik görüntü stabilizasyonu, 6 bileşenli lens, yavaş senkron özelliğine sahip LED True Tone flash, panorama safir kristal lens kapağı, fokus piksel özelliğine sahip otomatik netleme, yeni nesil akıllı HDR fotoğraflar için sadece, gelişmiş kırmızı göz düzeltme, seri çekim modu, otomatik optik görüntü sabitleme, fotoğraflara konum bilgisi ekleme ve çekilebilen görüntü biçimleri HEIF ve JPEG. Benim DSLR'ımın yapamadığı tek şey burada HEIF ve çekmek ve fotoğraflara konum eklemek. Karşılaştırdığım DSLR olan Nikon D3200'e gelirsek APS-C sensör, 11 odak noktası var, 24.2 megapiksel, 12.800 ISO'ya çıkabiliyor, 4 FPS çekim hızı var, AF izleme özelliği var ve JPEG ve RAW çekiyor. Sırada düzenlenmiş resimler var. Gündüz ve gece performansına yönelik olacak bunlar, 11 tane. Yani siz notunuzu verirsiniz hangisi güzel hangisi değil diye. Şimdi ise video karşılaştırmalarına bakalım bir. Ve ses. Bu benim sesim Nikon'dan. Bu benim sesim iPhone'dan. Sonuca gelirsek benim için video konusunda DSLR biraz daha başarısız olsa da fakat iPhone'da hareket ederken bıngıldaması ayrı bir şey. Video konusunda bence ikisi de işte. Ses konusunda iPhone daha iyi. Fotoğrafa gelirsek DSLR olan Nikon D3200 bence kat kat daha iyi ki bir otomatik modda. Ayrıca fotoğrafları düzenlediğinizde aldığınız sonuçlar müthiş. Gece fotoğraf çekimi iPhone'a göre kat kat daha iyi. Ama hani alıp sadece video çekecekseniz iPhone hem telefon olduğuna varsayarsak bütçe olarak sizi çok daha iyi rahatlatır. Ama hani ben daha böyle gece fotoğrafçılığı yapacağım falan diyorsanız manuel modundan dolayı Nikon D3200. Ayrıyeten yani şu anda aklıma bir şey gelmedi ama benim tercihim yine kamera olaraksa D3200. Yani iPhone SE ve DSLR'ın yerini alabilecek teknoloji de değil. Evet. Çok iyi bir kamerası var ama bir DSLR değil. Hani ışıklı ortamda her iyi kamera, hani her kamera iyi çeker.
O yüzden fazla uzatmadan kısaca telefon telefonluğunu yapsın bence kamera kameralığını. Hiç polemiğe girmeyelim, bozmayalım. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı falan unutmayın. Çünkü siz abone oldukça benim yeni içerikler için hevesim artıyor. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.